Esselamu Aleyküm kıymetli Refer izleyicileri, hanımlar rehberi programla hoş geldiniz. Her hafta farklı konu ve konuklarımızla sizlerle birlikte olduğumuz programımızda bu haftaki konuğum kıymetli eğitimci Zehra 2. hanımefendi olacak. Kendisiyle birlikte inşallah Doktor Eşref Muhammed Davaba Beyefendi'nin Filistin'in Özgürlüğü için Mali Cihat ve Boykot kitabının tahlilini yapacağız. Onun üzerinde konuşacağız. Filistin'in özgürlüğü için ne yapmalıyız? Yine Mali Cihat ve Boykot için Nasıl bir yol izlemeliyiz? Aynı zamanda bu boykotun ne şekilde olmasına dair güzel bir program olacak. Allah-u istifade edebilmeyi hepimize nasip etsin inşallah diyelim ve bismillah diyerek başlayalım. Kıymetli hocam öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Sen nasılsınız? Elhamdülillah ben de iyiyim. Sizleri gördük daha iyi olduk. Ee, tabii böyle bir durumda nasıl iyi olunması gerekiyorsa aslında öyleyiz. Yani iyiyiz diyoruz ama e, ruhen de değiliz. E, Gazze'de değiliz. Evet Gazze'deki soykırılma e, yaşamıyoruz ama şahitlik ediyoruz. Ve 7 Ekim'den bu yana artık soykırım diyemiyoruz. E, işgal diyemiyoruz. Hiçbir şey diyemiyoruz. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyoruz artık. Ne soykırım ne başka bir şey çok farklı bir boyutta durdurulamıyor. Gerçekten işgal devletini durdurabilecek bir güç var mı şu an? oturup düşünüyoruz. İslam ülkeleri bir şey yapamıyor ve biz e, halk olarak elimizden geleni yapma gayreti içerisine giriyoruz. Ve ne gerekiyorsa da yapma çabasındayız. Ki Reperti ailesi olarak da 7 Ekim'den bu yana daima Filistin'i konuşuyoruz, Gazze'yi konuşuyoruz. Yapmamız gerekenleri yine yapamam yapılması gerekip de yapılamayanları konuşuyoruz. Onların sesine ses olabilmek için. Bugün de inşallah yine e, Eşref Muhammed Dava hocamızın kitabını ele alacağız. Bu bağlamda Filistin için neler yapabiliriz şeklinde güzel bir program olacak. Şimdi ben ilk sorum ile başlamak istiyorum. Filistin'in özgürlüğü için bizler ne yapmalıyız? Kitap aslında hem güncel hem de çok güzel noktalara değinmiş. Ne yapmamız gerekiyor? Kitabın da adında söylendiği gibi boykot etmemiz gerekiyor. Burada doktorum Eşref Muhammed şey demiş, işte mali cihat e, mali cihat ile boykot cihat dediğimiz zaman normal şartlarda hani bizim aklımıza direkt hani savaşa gitmek olarak algılanıyor ama şu anki durumumuza yani Gazze'nin şu anki durumuna baktığımız zaman elimizden gelebilecek bir durum değil e, ama e, biz bunu mali e, olarak mali boykot olarak mali cihat olarak yapacağımız yani yaparsak eğer aslında e, bir nevi e, Allahü Teala bize onun hayrını gönderiyor sanki hani diyor ki eğer boykota diyor e, mali bir şekilde de hani elimizden geldiği gibi yardımda bulunursanız yani onlar için yapacağınız en ufak bir şey sizin oraya sanki cihada çıkmış gibi sevabını kazanıyorsunuz diyor. Evet. İşte bunun içinde biz onlar için ne yapmalıyız? Şu an bizim için yani bizim elimizden gelen boykot. Onların ürünleri var ve biz en önemlisi onların ürünlerinden uzak durmamız gerekiyor. Yapacağımız bağışlar elbette ki apayrı bir konu. E, ama e, boykot konusu da e, geçmişten de bakıldığı zaman e, çok e, üzerinde durulması gereken ve etkili bir yöntem. Bunun içinde de bizim e, Filistin halkı için yapmamız gereken en önemli şey, şu an için elimizden gelen en önemli şey boykot. Evet. E, onun dışında da e, küçümsemememiz de gerekiyor boykotu. E, ve e, yaptığımız şeylerin e, elbette ki bir e, kıymetinin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Eğer biz zaten bunu bilirsek... E, boykotunda basit bir şey olmadığını farkında da varırız. Evet. yapılan boykotlar ile e, boykot edilen ürünlerin firmalarının aslında e, ne seviyede düşüklük yaşadığını görebiliyoruz. Ki o kadar çok hani demek ki e, boykot etkili etmiş ki bazı firmalar yakın zamanlarda işte açıklama yaptı. Bizim İsrail'le hiçbir alakamız yok. Hiçbir desteğimiz yok. E, düşündüğümüz zaman 7 Ekim'de böyle bir açıklama yoktu. Biz boykota başlayacağımız zaman böyle bir açıklama yoktu. Ama e, aylar sonra gelen bir açıklama var. Günden sonra gelen bir açıklama var. Bu çok trajikomik bir olay. Yani nasıl olduğu da bu açıklamaya halkın inanmasını bekliyorlar. Basit bir şekilde en başta o duruşu sergileyebilir miydiniz? Evet. Destek vermeyebilir miydiniz? Evet. Ama demek ki boykot gerçekten işe yaramış. Ve yine baktığımız zaman malum firmanın markaları belli başlı yerlerde artık e, kepen kapattı. E, kahve e, satan yerler malum firmanın yerleri. Özellikle de yanlış hatırlamıyorsam Fas'ta farklı ülkelerde kepen kapattı. Çünkü insanlar boykot ediyor. Şimdi bu boykot o kadar etkili ki bizim onun etkisine inanmamız gerekiyor. Yine bunun etkili olması için de çaba göstermemiz gerekiyor. Çaba sarf etmezsek ve biz buna inanmazsak biz istediğimiz kadar boykot edelim. İnanmadığımız bir işe de başarılı olamayız. Bu sebeple önce bizim inanmamız gerekiyor. Ve bu o inancımız doğrultusunda da hareket etmemiz gerekiyor. Değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Yani zaten hani insanın inancı olmadığı zaman en küçük bir sıkıntıda geri tepecek ve hani nasıl olsa olmuyor deyip kendisi de arka planda kalacak. Onun için hani inanç gerçekten çok önemli. Ee, yine ikinci soruma geçmek istiyorum. E, Mali cihadın İslam'daki yeri nedir? Bu konuda neler söylemek isterseniz? Ya bu konuda eee Kur'an-ı Kerim'de gerçekten o kadar güzel ayetler var ki, e, bunun için sadece hani e, o e, verilen 3-5 ayeti bile okumak yeterli. E, hatta e, örnek verecek olursak Bakara 261 262'de şey diyor. E, mallarını Allah yolunda harcayanların örneği her başağında 100 tanenin bulunduğu 700 adet başak çıkaran bir tohum gibidir. Allah dilediğine katlayarak verir. Allah e, Zat ve sıfatlarından sınırsızdır, her şeyi bilendir, mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da başa kalkmayan, incitmeyenler için Rablerinin katında özel karşılık vardır. Artık onlar için korku yoktur, onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir. Evet. Yani ayette de baktığımız zaman e, İslam'daki yeri hani bizde bazen böyle vermek zor geliyor ya. E, burada ayette de o kadar güzel açıklamış ki bir başağın hani e, 700 katında çıkması. Yani yapacağımız biriliğin aslında kat kat karşılığını alı, alacağımızı söylüyor. E, ve bazı ayetlerde de e, şey diyor e, siz e, eğer ki isteyerek, cimrilik yapmayarak verirseniz zaten diyor Allah onun karşılığını size verecektir. Evet, misliyle verecek. Evet Yani o el titreyerek titremeyerek onu vermemiz gerekiyor. El titreyerek verdiğimiz zaman yahut hani verip vermeme konusunda bir kararsızlık olduğu zaman belki onun sevabına da ulaşamayacağız. O infak sevabına da ulaşamayacağız. Bu sebeple e, titremeden cesurca e, cömert bir şekilde o infa bizim yapmamız gerekiyor. Ayetlerde de belirtildiği gibi. Çünkü Allah da ben veririm diyorsunuz yani siz verin. Verin ihtiyacı olan insanlara infak verin diyor. Yine nereye vermek istiyorsanız verin ama ben size onun kat kat fazlasını veriyorum ki ayet-i kerimelerde de çok güzel örneğini söylemiş. Ve onun yanında da yani evet şey olarak mal olarak bizi geri çeviriyor ama en önemlisi bize bıraktığı şey iç huzur. Yani biz verirken farkında mıyız bilmiyorum. Birçoğumuzda bu olur ki birebir yaşıyorum. Verdiğim zaman e, sanki böyle e, gerçekten sırtımdaki yükü ben bırakmış oluyorum. E, yani insanlar e, verdiği zaman gerçekten e, rahatladığını hissederse ya da bilirse ve Allah'ın aslında e, geri gönderdiğini yani verdiklerinin belki de e, kat kat misini geri gönderdiğini bilirse e, cimrilik yapmaması gerektiğini de anlar. Ee, onun dışında bir de e, peygamber efendimiz de e, yine bu konuda da yemin ettiği bir e, durum var. Diyor ki üç hasletten biri var e, Müslümanların üzerine. diyor Sadaka vermekle kulun malı eksilmez. Yani aslında Allah bize e, sadece malın infanı vermemizi istiyor ama e, malımızın da eksilmediğini de haber veriyor. E, hatta şey var e, ayet iniyor o zaman Bakara 245 Abdullah İbni Mektup'tan rivayetli. E, diyor ki kim Allah'a güzel bir borç verirse Allah da bunu kat kat fazlasıyla öder. Aslında Allah Allah kendi malını borç olarak geri istiyor bizde bizden. Yani eğer o vermiş olmazsa e, o bize e, malını vermezse malını sunmazsa bizim zaten ona verebilecek bir malımız yok. Canımız da dahil. E, her şeyin ona ait olduğunu biliyoruz. Ama biz hala yani Allahü Teala hala bize cenneti sunmak için bizden e, İnfak istiyor. Yani orada ayette e, borç olarak geçiyor ama e, infanı istiyor. Yani e, malın hakkını istiyor. Evet. E, hatta şey var o, o dönemin sahabelerinden Ebu da bu ayeti duyduktan sonra evet. Peygamber Efendimiz'in yanına varıyor. E, o dönem işte iki tane bahçesi var. Biri büyük, biri evet. küçük. Kendisi o ayetten sonra ikisini vermek istiyor ama Peygamber Efendimiz buna müsaade etmiyor. O da büyük olanı veriyor bu, e, pe şey Allah Resulü'ne. Ee, ve e, bu şekilde de e, Peygamber Efendimiz diyor ki sen diyor cennette yerini ayırttın diyor. Yani aslında hani e, verdiğimiz hiçbir şeyin boş olmadığını hepsinin geri bize döndüğünü e, hem ayetlerde hem hadislerde görüyoruz. Çok güzel bir örnek bu. Ee, biz verdikçe ve yine sizin en başta dediğiniz gibi düşündüğümüz takdirde evet bize Allah-u rızık veriyor, mal veriyor, zenginlik veriyor, evlat veriyor ve bunların hepsini o veriyor. Biz kendimiz kazanmıyoruz. Eğer allah Teala dilemese vermez bize. Ama Dilemiş ki bize veriyor ve gerçekten de borç bizden istiyor. İşte borç var ve ben sana zaten ahirette vereceğim onun karşı karşılığını. Hatta belki dünyada da sana huzur, saadet olarak bu dönecek. Düşündüğümüz takdirde ne kadar ibret verici bir durum bu. Yani hem iç alemimizde huzur buluyoruz hem ahiret hayatımızda biz cennette müjdelenenlerden oluyoruz. Hem de Allah-u Teala vermiş ve bizden de yine borç istiyor. Yani kendi olan şeyi ama bizden istiyor. Bu çok boyutlu bir şekilde oturup üstüne düşünmemiz gereken bir durumdur. Zaten şeye baktığımız zaman şu an Filistin'deki gazediklerin durumuna baktığımız zaman onların Allah'a sunabilecekleri bir malları yok şu an ellerinde ama şu an canlarını Allah'a sunmuş durumdalar. Evet. Çünkü karşılığını biliyorlar ve korudukları yerin o haremin Allah'a ait bir harem olduğunu biliyorlar ve onun için savaşıyorlar. Evet. Kesinlikle. Yani karşılığını canlarıyla ödemeye çalışıyor. Yani daha doğrusu cenneti canlarıyla kazanmaya çalışıyorlar. Evet, evet kesinlikle. Ee, biz onlardaki o teslimiyeti gördüğümüz zaman o kadar çok şaşırıyoruz ki. Yani hiçbir şekilde korkmuyorlar. Çocuk çocuklar yani 10 yaşındaki çocuklar. Subhanallah hani İsrail askerleri bize ne yapabilir? Gelsinler en fazla öldürürler tepkisini veriyorlar ve belki de zaten işgal devletinin onları öldürmesindeki onları şehit etmesindeki neden de bu. Onların korkusuz olması yani küçücük yaşta bile çok müthiş bir bilinç ile hareket etmeleri. Ee, yakın zamanda bir video yayınlandı ve Gazze'de şu an e, kuşatma altında olan yerlerde ki çocuklardan röportaj alınmış ve bütün çocuklara soruyorlar hani siz ne olmak istiyorsunuz? Bakın onlar ölümle burun buruna gelmiş. Her an üzerlerine bir bomba yağabilir ve şehit olabilirler. Tek tek bütün çocuklara soruyorlar ne olabilirsiniz? İşte biri diyor ki ben diyor İslam'ın temsilcisi olmak istiyorum. Diğeri diyor ki Gazze'yi koruyan bir mücahit olmak istiyorum diyor. Diğeri doktor olmak istiyor ve özellikle iki çocuk benim çok dikkatimi çekti. Onlara ne olmak istiyorsunuz dediğinde ben Gazze'nin ve İslam ümmetinin çok güzel bir temsilcisi olmak istiyorum diyor. O çocuk belki 7-8 yaşlarında bir çocuktu. Yani 10 bile yoktur. Böyle bir çocuk ve bu bilinçte. hani ibret alarak ben o videoyu izledim ciddi anlamda. O çocuklar bu bilinçteyken o zaman biz kendi çocuklarımız bu bilinçte yetiştirebiliyor muyuz düşüncesine girdim. Hani demek ki bizde bir hata ve kusuru var. Biz bir yerde bir hata işliyoruz, bir yanlışlık yapıyoruz ki o çocuklardaki o bilinci biz kendi çocuklarımıza veremiyoruz. Ya rahatlık, rahatlığa daldık. O bilinci alamıyoruz ve veremiyoruz ya da farklı bir şey. Bu sebeple bizim oturup bir düşürmemiz gerekiyor. O insanlar cihadı can ile yapıyor gerçekten sizin dediğiniz gibi. Evet malları yok ama canlarını seve seve veriyorlar Allah yolunda. Çünkü karşılığını alacaklarını biliyorlar ve o ne kadar kutsal bir şey için de canlarını verdiklerini çok iyi biliyorlar. Ee, yine bir diğer soruma geçmek istiyorum. Şimdi biz mali cihat dedik, boykot dedik. Peki bu mali cihat ve boykot nasıl yapılmalı? Ee, i̇lk olarak şeyi bilmemiz gerekiyor. Yani şu an İsrail nasıl ayakta duruyor? Yani bizi e, bize bazen şey deniyor işte e, boykot e, nereye kadar yapabilirsiniz ya da senin yaptığın boykotların hani ne yapılabilir, ne kadar gitilebilir deniyor ya e, bilmemiz gereken bir nokta var. E, İsrail şu an e, Amerika'nın ya da işte e, diğer İslam ülkelerinin işte terörle mücadele adı altında yaptığı bağışlarla geçiniyor. Biz bunu e, yani eğer ki farkına varırsak e, birlik olarak yapamayacağımız, üstesinden gelemeyeceğimiz şeyler yani hiçbir şeyin olmadığını da biliyoruz. E, onun dışında mesela e, e, şeyler istatistiklere bakıldığı zaman e, İsrail e, o kadar dışarıdan destek alıyor ki maddi olarak e, yani verilen verilere göre 6-7 milyar dolar hatta e, şey işgalinden bu zamana kadar 2018 yılına kadar gelen sürede 130 milyar dolarlardan bahsediliyor. Yani e, bu şekilde e, batıla, küfreline eğer ki bir birlik, bir destek varsa e, bizim Müslümanlar olarak da e, onlara destek olmamız gerekiyor. Maddi olarak gerek işte e, boykotlarla ama bir şekilde e, hiçbir şeyin faydasız olmadığını bilerek hareket etmemiz gerekiyor. Evet. E, ve şey dedik hani cimrilik dedik ya, burada Filistinli kardeşlerimiz canlarını e, bizim de kutsalımız olan bir yer için veriyorken hani hem de hiç düşünmeden veriyorken bizim mallarımızı verirken hiçbir şekilde cimrilik yapmamamız gerektiğini yani bu farkındalığı çocuklarımıza kadar indirerek kendimiz de özellikle yapmamız gerekiyor. Bu farkındalığın farkına varmamız gerekiyor. Ve şeyin, batılın, küfür ehlinin yaptığı bir durum var insanlara boykotun işte basit bir durum olduğunu, ondan sonra e, bu 3-5 kişinin yaptığı boykotla e, bir şeye varılmayacağını söylüyorlar ki onları yıldırmak için. E, hatta e, bu yapılan boykotlarda işte biliyorsunuz biz Müslümanlar olarak e, her işte olaylar patladığında boykot aklımıza geliyor. Devamlı bir boykotu e, yapmıyoruz belki çoğumuz. Ama e, yapılan işte istatistiklerde falan e, bu da bildiriliyor. E, bir birçoğunda İsrail, Amerika ürünleri çok ciddi e, miktarda zarara uğratılmış. Evet. Hatta bunun için e, yine veriler var onu da söylemek istiyorum. Tabii buyurun. E, 90 milyar dolara tekabül eden hatta e, alt, e, sadece 2013-2014 yılları için yani o bir senelik e, sürede 6 milyar dolar zarar ettikleri e, istatistiklerde ortaya çıkmış. Evet. Yani hani biz basit görüyoruz ya boykotu. Aslında o boykotların ne kadar kıymetli olduğunu e, kitabı okuduktan sonra ben de farkına vardım. Hı hı. Çünkü e, gerçekten onlar bizi yıldırmak için hani bir boykotla yani ya da işte bir senle ne olabilir ki? Evet algı operasyonu. Hı hı. Ciddi anlamda bir algı operasyonu yapılıyor ve insanlar yıldırılmaya çalışıyor. Özellikle siz en başta işte biraz önce mali cihat paramızı verdiğimiz takdirde korkmamamız gerektiğine dikkat ettiniz. Yine kitaplara özellikle bundan bahsedilmiş. Ve 7 Ekim'den bu yana baktığımız zaman Gazze yapılan bağışların düştüğünü de görebiliyoruz. Buna özellikle ben değinmek istiyorum. Ve vakıf temsilcilerinin böyle bir söylemleri var. Hani bizim aslında bağışlara devam etmemiz gerekiyor. Boykot tek değil. Evet biz boykot yapacağız ama boykotun yanında da Gazze'ye destek olacağız o güvendiğimiz vakıflar aracılığıyla Gazze'ye o yardım gidecek. Yani sadece her şey medyada göründüğü gibi değil. Bugüne kadar Gazze sadece sınır kapısından giren tırlar ile Bugünlere gelmedi. Farklı yollarla, farklı çevrelerle, farklı alternatif yollar ile Gazze yetişti, gelişti, büyüdü ve o insanlara yardım gitti. Bu sebeple biz gerekirse evimize aldığımız gıdadan kısacağız, çocuğumuza aldığımız kıyafetten kısacağız, kendimize aldığımız özel eşyalardan kısacağız ve Gazze'ye bağış yapmamız gerekiyor. Mali cihat olarak bizim bunu yapmamız gerekiyor değil mi hocam? tabii ki ya şeyde de demin de söylediğim gibi yani düşünün Amerika gibi ülke yani büyük bir ülke Fransa ya da ya da işte Siyonizme destek veren hangi ülkeler varsa onların hepsi İsrail'i bağışla ayakta tutuyorlar Hı. ve hani biz bazen hani bu şey diyoruz ki şu malı almasak bunu almazsak işte İsrail'den eksiliyor falan diyoruz ama onlar o eksikliği hissettirmemek için sürekli bir bağış halinde yani bizim asıl bizim bu bağış için yani ayakta durmamız gerekirken bu bağış için çabalamamız gerekirken seferber olmamız gerekiyor deyim yerindeyse. Evet yani birliğimiz yok aslında yani bu birlik için biz çabalarsak aslında hani bunun önüne çok çabuk geçebiliriz. Evet şu an yani çok kötü bir durum açlıktan şu an ölüyor insanlar. İlk başlarda bombardımandan dolayıydı. Şimdi açlıktan olduğunu insan duyduğu zaman daha da üzülüyor. Yani biz Müslüman ülkeler olarak bir şey yapamadığımızı fark ediyoruz. Evet. Ve gerçekten çok üzücü bir durum. Yani küçük, ben o haberi duyduğum zaman çok kötü olmuştum. Hayvan Yemlerini katı haline getirip yiyorlarmış. Evet. Yani biz eğer ki bunu bile yapamıyorsak gerçekten e, veil halimize ya. Evet. E, o kadar vahim bir durumdu ki Gazze. Yani e, işgal devleti de o kadar acımasız, o kadar merhametsiz ki un çuvalına koşan insanları katletti. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir çuval un almak için ölümü dahi göze alıyor o insanlar ve yine e, dün yine sosyal medyada yayınlanan bir video. Küçük kız un çuvalına sarılıp öpüyor. Düşünebiliyor musunuz? Ve biz evimizde yemek yiyoruz, ekmek yiyoruz, her şey önümüzde ve o videoları izlediğimiz zaman ciddi anlamda artık yani kendimizi acizin de çok farklı bir boyutunda hissediyoruz. Yani anne çocuğuna ekmek yapıp verdiği için çocuğunun o mutluluğunu gördüğünde göz yaşlarına boğuluyor. Bunların hepsi yaşanıyor. Tarih kitapları değil, tarih sahnesi değil. Şu an bu asırda, bu çağda yaşanıyor maalesef ki. Ve baktığımız zaman İslam ülkelerinin liderleri hiçbir adım atılmıyor. Bunun son bulabilmesi için bir adım atılmıyor. Ee, herhangi bir kısıtlama getirilmiyor. Ve bu daha fazla bizi üzüyor. Bu bağlamda da ülkelerin bir şey yapması gerekiyor. Evet hocam. Değil mi hocam? Kesinlikle. Yani söylediklerimiz o kadar birbiriyle bağlantılı ki... ...baktığımız zaman birlik olmazsa, infak olmazsa... ...yani küfre karşı mücadele olmazsa hepsi aslında bir zincir gibi yani hangisi koparsa orada bir sıkıntı çıkıyor Evet, evet kesinlikle kesinlikle. Bizim bir olmamız gerekiyor. Ee, nasıl ki bir uzuvumuz hastalandığı zaman biz onun e, iyileşmesi için elimizden geleni yapıyorsak biz Müslümanlar da yek vücuduz. Ee, bir olmamız gerekiyor. Şu an Gazze'de ölen, e, şehit olan insanlar, parçalanan insanlar var ve aslında bizim uzuvlarımız parçalanıyor. Çünkü biz biriz. Bir vücudun azalarız biz Müslümanlar ve birbirimize destek olmamız gerekiyor. Ama sadece oturup izleyerek bir şey gelemez elimize. Bu boykot yapabiliriz. Boykotu sürdürülür hale gelebiliriz. Zaten baktığımız zaman biz ABD'yi, işbirlikçilerini, Yahudi'yi yıllardır verdiğimiz paralar neticesinde bu şekilde zengin ettik. Çünkü biz Müslümanlar özellikle sadece tüketici konumundaydık. Üretici konumuna hiçbir zaman giremedik. Belki bir, bir takım Müslüman, temiz Müslüman insanlar girdiği bir şeyler yapma gayreti içerisine girdi ama e, birliğimiz maalesef ki sıkıntı. Bir olup e, birbirimize destek çıkmadık ve biz Yahudi'yi, işbirlikçilerini ABD'yi zengin ettik. Şimdi bundan sonra bizim e, Yahudi'nin, ABD'nin e, işbirlikçilerinin malı, şirketi ne varsa bizim ortaya çıkarmamız gerekiyor. Gerekiyor. Ve o konuda çaba sarf etmemiz gerekiyor ki kitaplarla zaten özellikle de kıymetli hocamız bahsetmiş. Bizim boykotu sürdürülebilir bir hale getirmemiz gerekiyor değil mi hocam? Kesinlikle. Yani çünkü devamlı olmayan her şey yani tekrar tekrar üretmeye mahkumdur yani. Evet. Bunun için de hani bizim de istikrarlı olmamız gerekiyor. Evet kıymetli hocam ee, yine mali cihat ve boykot nasıl olmalı dedik. Ee, istiyorsanız oradan devam edelim. Sözü size bırakayım. Ee, tabii Şimdi, e, biz hep maddi olarak şey baktık e, boykota. E, evet maddi e, maddi anlamda yardım yapmamız elbette ki önemli ama e, aynı yardımlar da oraya e, ulaşıyor. Yani nasıl olur mesela e, bu son zamanlarda duymuştum hatta e, ambulans oraya bağışlandı e, gönderildi. Yani e, birlik olup e, bu tarz şeyler de yapılabilir. İlla hani evet ciddi manada yardımlar gönderildi ama içeriye girilmedi yani tırlar kapıda bekletildi ee, ama bu şekilde de hani e, araçlarla belki e, daha farklı bir şekilde çadırlarla yani e, boykot şeyin e, yardımın e, sadece maddi kısmı yok her halük yani her şekilde biz şey yapabiliriz e, yardımda bulunabiliriz e, şey diyor Peygamber efendimiz döneminde e, Diyor Allah yolunda tek bir iğne bağışlayan biri cennete girmiş. Yani Peygamber Efendimiz döneminde anlatılıyor bu. Yani biz hani şey diyoruz ya ufak, küçük, işte basit. Hiçbir şey basit değil. Belki elimizden evet çok çok büyük şeyler gelmiyor. Ama biz verdiğimiz şeyin de muhakkak birilerine bir şeyler katlanabilmemiz bilmemiz gerekiyor. Evet kimisi işte aynı yardım dedik ambulanslar götürdü. Yani hatta götürüyorlar. Ee, ama e, şey olarak vasıf olarak biz kendimize baktığımız zaman bunlar bizim elimizden gelmiyor. Bunun içinde hani e, hatta bazen şey diyorlar e, nasıl olsa e, işte zenginler var bu kadar zengin varken işte e, bir bize mi kaldı boykot gibi şeyler söyleniyor. E, biz e, zenginin e, malıyla kalkıp da işte e, karşı tarafı düşünmemeliyiz. Önce biz kendimize bakmalıyız bu durumda e, çünkü e, evet Allah veriyor ama Allah sadece zengine vermiyor. Biz hani şeyin ilk soruda da söylediğimiz gibi yani biz bir verdiğimiz zaman Allah bize bunu yüz olarak veriyor. Belki de daha fazla olarak geri veriyor. Yani biz yaptığımız şeyin karşılıksız olmadığını biliyoruz. En azından hani hiçbir şey olmazsa bile ayetlerde de biz bunları gördük görüyoruz. Yani Allah kendi malını istiyor ama iste yani sadece isterken bile onu geri vereceğini hem söylüyor hem de gerçekten veriyor diğer bir durumda yine bizim özellikle bu bağış kültürünü infak kültürünü, cihat kültürünü maddi cihat kültürünü sürekli eşe ayakta tutmamız gerekiyor ve biz bunu gerçekten hayatımıza geçirmemiz gerekiyor demin size söylediniz ya biz bunları çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor yani bazen markete gidiyoruz ya çocuk bu zaten bilmiyor bu ürünün işte e, İsrail'e destek veren e, bir ürün olduğunu bizim ona öğretmemiz gerekiyor. Ve onlar e, gerçekten büyüklerden daha çok bunu uyguluyorlar. Evet. Yani birebir karşılaştığımda e, kendi çocuğum biliyor şu an işte e, evet e, market ürünleri çok sağlıklı değil ama çocuk hani istiyor ve gittiğimiz zaman biz bunu alamayız. Bu İsrail'e destek veriyor. Bu işte Gazze'dekileri öldürüyor diyor. Yani Aynen. Zor değil ve eğer ki bu gerçekten geleceğimize yön verecek olan bu çocuklara öğretilirse e, her şey daha da kolay olacak, her şey daha da güzel olacak. Evet, evet kesinlikle. E, bir de şey var, e, hani biz diyoruz ya İsrail nasıl olsa e, şey kendi rahatında, hani onlar dünyayı zaten istiyorlar, işte cennetle hiçbir alakaları yok. Ee, ve biz TV'de belki gördüğümüz kadarıyla her şeyin onlar için normal olağan olduğunu görüyoruz ama e, yani birçok istatistik de yapılmış hiçbir şey öyle değil yani göründüğü gibi değil evet. e, hatta o dönem e, şey yapılıyor. E, ülkede güvensizlik olduğu söyleniyor ve dönemin cumhurbaşkanı işte çıkıp şey dışişleri bakanı mıydı çok e, anımsayamadım Çıkıp açıklama yapıyor. İşte e, o İsrail'e 2-3 e, gün için gelmeyen e, Yahudilerden utanıyorum diyor. Yani aslında onlar da ciddi sıkıntılar çekiyorlar. Çünkü onlar orada savaş yaptığı zaman e, insanlar korkuyor. Yani sonuçta orada o ülkede bir savaş var ve insanlar gitmek istemiyor. Evet e, e, Şeye baktığımız zaman... E, aslında kendi önlerini kendileri kesmiş oluyorlar. Turizm onlar için e, yine hani her ülkede olduğu gibi onlar için de bir e, gelir kaynağı. Ama kendi Yahudi dedikleri e, soydaşları oraya gitmek istemiyor. Evet. E, hani şey derler ya e, kendi kuyusunu kendi kazıyor. Evet. evet. E, onun dışında yine e, bizim ülkemiz için bu söyleniyor. İşte hani biz boykot edersek işte e, turist gelmez de işte hani... E, buraya da bir para akışı olmaz falan gibi şeyler söyleniyor. Böyle bir şey yok. Çünkü e, evet ülke olarak belki e, oraya destek olabilir ama e, ülke kalkıp da şey yapamaz. Hani kendi vatandaşını ülke yani bir başka ülkeye gitmesinden men edemez. Evet. E, yine biz e, hani hep dışa bağımlılıktan bahsediyoruz. E, biz ne kadar içe yönelirsek aslında e, içerideki o e, Kalkınmayı da biz de desteklemiş olacağız. Evet. Çünkü mesela dolar kullanıyor, kullanılıyor. Yani biz doları kullanmasak onlarda da bir değer düşüşü olacak. Aslında hani bu şekilde de biz onlara boykot konusunda hani Filistin'e yardımcı olmuş olacağız. İsrail'e biz de bir şekilde yani Darbe yapmış olacağız Amerika'ya, onun destek yani siyonizmin destekçilerine biz de darbe yapmış olacağız. Evet. Yani içe dönmek gerekiyor, dışa bağımlılığı bırakmak da gerekiyor. Evet, yani çok yönlü bir boykot olması gerekiyor. Hı. Sadece ürün alışverişiyle değil, geniş çaplam, çaplı bir boykot olması gerekiyor ki biz onların belini kırabilelim, onlara zarar verebilelim ve sizin dediğiniz gibi darbe yapabilelim. Ama sadece ürün odaklı düşündüğümüz zaman istediğimiz darbeyi gerçekleştiremeyeceğiz belki. Hı hı. Ee, bir de tabii şey var, oranın e, sosyal yapısı. Sosyal yapısına da baktığımız zaman e, yine e, verilere dayandırmış e, yazar e, diyor ki o e, şu an e, psikolo psikolojik destek alan e, insan sayısı o kadar fazla ki yani yüzdeliklerle bunlar söyleniyor. Hatta diyor e, aile yapısındaki bozulmalardan dolayı her üç evlilikten biri boşanmayla sonuçlanıyor. Ee, bunu kim için söylüyor? Yahudi. İsrail için Yahudi söylüyor. için söylüyor. Evet yani hani biz orada her şeyi günlük gülistanlık olarak görürüz. Aslında dışarıya yansıtılmayan o kadar çok şey var ki bu da onlardan biri. Yani kendi aralarında iç huzurları yok. Evet. Yani sürekli sıkıntı yaşıyorlar. Ailevi sıkıntı yaşıyorlar. Zaten her şey önce ailede başlıyor ya. Onlarınki de evet o bozulma aslında önce ailede başlamış. Evet. evet. Yani kendi ülkelerine şeyleri yok, güvenleri yok, inançları yok. Ee, şey anlatıyor diyor ki işte kendi ülkelerindeki öğrenci grupları işte hani geziler olur ya aileler çocuklarını geziye göndermiyorlar. Yani ölüm korkusundan dolayı. Evet. Ciddi bir korku. Ciddi bir mevcut. korku var. Yani e, biz hani şey görüyoruz ya nasıl olsa onlar güçlüler, onlar. yapar. Aslında hani iman olmayınca güç yok. Yani evet. çünkü psikolojik bir çöküntü var. Evet ya hiç onun değerlendirmeye bakmadığımız zaman bile işgal devletinde demir kubbe var biliyorsunuz ve hani roket atıldığı zaman o demir kubbe engelliyor. O e, sirenler çaldığı zaman bir de halk direkt sığınaklara koşuyor. Demir kubbeleri var ama ona bile güvenmiyorlar. O kadar bir korku ve güvensizlik içerisinde aslında oradaki halk. Ee, var mı söylemek istediğiniz bir ben şey? Yoksa? Küçük bir şey daha değinmek istiyorum. Tabii. Şimdi e, boykot hani biz sadece şey olarak söylüyoruz ya İsrail şey Amerika'nın ekonomisi o kadar e, mükemmel bir ekonomi değil ve sadece ekonomisiyle e, çok çabuk sarsılabilecek bir ülke. Ve zaten hani e, Amerika yani açık açık e, İsrail'e desteğini açıklayan tabii. bir ülke ve Tabii tabii. E, biz e, diğer diğer ülkeleri belki, belki sayamayız işte hani e, yardımını destek yani onları desteklediğini söyleye, söylemeleri açısından ama biz Amerika'yı çok açık bir şekilde bunu söyleyebiliriz çünkü kendisi de bunu itiraf ediyor ve söylüyor da e, ama e, hani ekonomik dedi ya ekonomi dedik ya biz e, hani o demin ki o dolar olaylarında falan e, o kadar e, şey ekonomi konusunda sıkıntı yaşayan bir ülke ki birçok vatandaşı açlıkla sefaletle e, mücadele ediyor. Hani evet. kendi ülkesine bile desteği olmadığı halde siyonizme işte İsrail'e destek sağlayan bir ülke. Evet. Yani, çok çabuk yıka, yıkabileceğimiz, yıkabileceğimiz bir ülke aslında. Çünkü ekonomiyle ayakta duruyor. Evet olur. ve hatta şu an işgal devletine yaptığı destekten dolayı kendi ülkesinde bir iç karışıklık var. ABD'de bir iç karışıklık var. Hatta yanlış hatırlamıyorsam dün akşam ABD'li bir keskin nişancı bir e, konferans salonuydu sanırım. E, Gazze'dekinin e, bir e, savaş değil. Savaşın ne olduğunu biliyorum. Gazze'de bir soykırım var. insanları yok etme çabası var. Ve Maalesef ki bu da e, bizim işte ABD'li vatandaşların verdiği vergiler ile oluyor. Şimdi oradaki halk bile aslında kendi ülke liderlerine, yöneticilerine tepkili ve tepkilerini daima dile getiriyorlar. E, verdiği destek kendi ülkesine iç karışıklık yaratmasına sebebiyet vermesine rağmen hala desteğini vermede e, geri kalmıyor. Hı hı. Yani zaten hani insanlar mantıklı bir şekilde düşündüğü zaman yani... E, olayın ırk e, ırçıkla alakası yok. Gerçekten e, kim olursa olsun yani e, bunun Yahudisi, Hristiyanı, e, Müslüman'ı, Alevi'si, Sünnisi hiç fark etmiyor. Vicdan sahibi her insan e, bunun gerçekten soykırım olduğunun farkına varıyor ki e, çok yakın bir zamanda e, yine Yahudi bir vatandaş kendini yakıyor. Ben bu soykırıma e, şey şahitlik edemem diye. Evet ABD'li askerdi. Sanırım ABD'de üst düzey bir askerdi. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok anımsayamadım şey olarak evet. ama hani haber önüme düştüğü için hani onu da e, değil mi? Hani ne olursa olsun vicdan tabii, sahibi olmak gerekiyor. Tabii, tabii tabii. Yani insan ve vicdan sahibi olan insanlar gerçekten illaki ki müslüman olmasına gerek yok. Buna karşı duruyor ve biz ciddi anlamda dünyanın her yerinden bu tepkileri görebiliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Dünyanın her yerinden boykot görebiliyoruz. Eee küçücük çocuklarına boykotu öğretmişler ve hani onları denemek amacıyla işte falanca yerden kahve alalım dedikleri zaman çocuk hayır o boykot ürünü onu almayacağız şeklinde bir tepki veriyor ve bu gayrimüslimlerden gelen tepkiler Bu gerçekten güzel bir şey. Biz bu şekilde bir olursak, boykotta sürekliliği elde edersek inşallah bu savaşın belki de bitmesine vesile olacağız. Boykotta özellikle bizim dirayetli olmamız gerekiyor. Hatta bunu çeşitlendirmemiz gerekiyor. Yani biz hangi açıdan nasıl boykot etmemiz gerekiyor? Sadece ürün odaklı mı? farklı ne yapabilirim? Yahut koordineli neler yapmam gerektiğine dair oturup, düşünüp gerek akrabalarımızla, gerek aile fertlerimiz ile bunun için böyle arayış içerisinde olmamız gerekiyor. Ya zaten alternatif birçok ürün var. Yani bizim şu an elimizden gelen hani ürün bazında olduğu için hani ürünlere dayınıyorum. E, o kadar e, fazla ürün çeşidi var ki evet e, İsrail'in İsrail'e destek olan e, firmaların ürünleri çok daha fazla tüketiliyor. Ama e, biz şey dönmüyoruz. Kendi işte doğal ürünlerimize ya da işte kendi ülkemizin yerli ürünlerine dönüş yapmıyoruz. Çünkü sadece işte alternatif orada buluyoruz ve e, aslında bir diğer sebebi de sürekli reklamlarda biz bunları görüyoruz ve direkt e, göz e, oraya odaklanıyor. Evet. Yani bunun için de biz hani kendi sınırımızı bilmemiz gerekiyor. Yani bu e, ürünleri kendimize e, prensip haline getirmemiz gerekiyor kullanımını. Yani kullanmamamız gerekiyor. Bu bir prensip ve bu bunun şeyini ötesine geç, geçemem. Yani bu benim evet. için bir zorunluluk. Ya da işte bu benim kültürüm. Ben onu kullanmayacağım. Kullanamam. Yani orada e, Filistin'de gazetede canını veren yani o mabedi şey yapmak için, savunmak için hiçbir şekilde düşünmeyen insanların şeyini, zorluğunu, sıkıntılarını görüyoruz. Biz buna rağmen hala rahatlığımızdan vazgeçmeyi vazgeçmiyoruz. Vazgeçmek için de çabalamıyoruz. Yani bunun için diyorum ya biz bunu prensip haline getirmemiz lazım. Evet. Kesinlikle. Ve çeşitlendirmemiz gerekiyor. Etrafımızdaki herkese bunu yaymamız gerekiyor. Birçok insan şöyle düşünebiliyor. Kullandığım ürün çok iyi. Bunun kadar iyi bir ürün bulamadım. Mecburum kullanmaya şeklinde. Maalesef ki biz dönüşler alıyoruz ama bir mecburiyet yok. Yani onun kadar iyi olmasa bile şöyle düşünelim. O Müslümanın kanı var onda. Ve ben Müslüman'ın kanıyla bir şey yapmak istemiyorum az bir fayda alayım diğer üründen, yerli üründen veya farklı bir üründen. Ama ben Müslüman'ın kanına ortak olmak istemiyorum. Yani izzetli bir duruş açıkçası olması gerekiyor. Hiçbir şey bizi o ürünleri almaya mecbur Bırakmamalı, mecbur değiliz, böyle bir mecburiyet yok. Eğer biz bu düşüncede hareket edersek, hocamızın dediği gibi mali cihat ile yine boykot ile biz Filistin'in özgürleşmesini sebebiyet vesile olacağız. Çünkü biz Filistin'in özgür olmasını istiyorsak, o zaman arayış içerisine girmemiz gerekiyor. Filistin nasıl özgür olabilir? Nasıl işgal devleti değil de kendi bir devleti olur? Şeklinde bizim düşürmemiz arayış içerisine etkisinde olmamız gerekiyor ve bulduğumuz fikirleri de fiili olarak yapmamız gerekiyor değil mi hocam Tabii ki ya yani Siz demin dediniz ya biz akrabalarımıza arkadaşlarımıza Biz bunu nasıl e, şey yapabilir söyleyebiliriz ya da e, anlatabiliriz bazen de hani şey yapmak gerekiyor Biz onları küçümsememiz gerekiyor yani hani şey diyorlar işte bir senin boy kutunda, nereye kadar gidebilir? yani biz küçümsememiz gerekiyor sen e, nasıl alabilirsin sen bu kadar düştüm yani Evet. E çünkü sen Müslümansın ve Müslüman kardeşin için savaşmıyorsun. Evet. Yani mücadele etmek sadece bana düşmedi. Biz burada bir olmamız gerekiyor ki e, yaptığımız şeyin e, meyvesini görelim. Evet, kesinlikle. Evet. Ha, bu şekilde ya yani en azından diyorum ya e, biz nerede e, ne kadar e, konuşursak e, bulunduğumuz ortamlarda hiçbir şekilde. E, Gazziyi Unut, unutmadığımız, unuturmadığımızı şey unuturmazsak, e, o kadar boykota da destek oluruz, mali cihada da destek oluruz ki zaten e, çok fazla şey yapıldı, e, bağış yapıldı. Ama e, siz dediğiniz gibi bağışlarda bir kesinti oldu. Evet. evet, bağışlar kesildi ama orada e, hala savaş var, hala soykırım var. Yani 5 ayı geçti sanırım. 5 e, aydır e, biz kendimiz onları yerine koyduğumuz zaman biz ne kadar dayanabilirdik? Yani o soykırım'a destek olmamak için de yani gerekirse hani e, evet küçümsemek gerekiyor İnsanları sırf onlara destek oldukları için onların mallarını kullanmak için kullandıkları için de şey e, küçük görmek gerekiyor. Evet kesinlikle hocam. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı bir diğer soruma geçeyim mi? Tabii. Yine e, biraz kitabı da toparlayacak olursak neler söylemek istersiniz neler aktarmak istersiniz? Ee, Aslında bu son bölümde. E, Yazar çok güzel şeylere değinmiş ki inşallah görürüz. İnşallah görmek bize de nasip olur. Eee Siyonizmle Siyonizmle olan e, mücadele biliyoruz ki bir toprak mücadelesi değil, bir varoluş mücadelesi. Yani e, orada e, Kudüs yok etmeye çalışıyorlar. Aslında İslam'ı yok etmeye çalışıyorlar. Yani ama biz e, biliyoruz ki bu şekilde de e, istedikleri kadar çabalasınlar. Onların yani biz kendimizi bir kenara alalım sadece Filistin halkının o mücadelesiyle bunu başaramayacaklar. Aslında en başta kendileri biliyor. Hı hı. Ee, bir diğeri de e, bizim e, Kudüs'ün e, kendi üzerimizde mesuliyetin olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Çünkü orası sadece Filistin halkının koruması gereken bir yer değil. Orası bütün Müslümanların koruması gereken yani üzerinde korumak için mesuliyeti olduğu bir yer. Evet. Ee, yine ben bir rapor rapordan bahsedeceğim ki inşallah güzel haberlere biz de hani biz de bu haberlere şahitlik ederiz. İnşallah. 2002 yılında Moskova'da yapılan bir araştırma e, İsrail devletinin yıkılacağını yani 20, 20 yıl içinde yok olacağını söylüyor ki inşallah. Ee, yine bir diğer raporda da e, tarih yine veriliyor. İşte 2025'e kadar e, bu ülkenin dağılacağı söyleniyor. Yani düşünün, biz bunu evet biz sürekli umut ediyoruz, dualarımız da sürekli var. Ama bunu e, yabancılar evet. işte. E, Belki Yahudi, belki Hristiyan insanların araştırmalarında ortaya çıkıyor. Evet, hatta yanlış hatırlamıyorsam Şeyh Ahmet Yasin'in de bir röportajı vardı bununla ilgili e, 2027 tarihini vermişti sanırım kendisi de 2027'de işgal devletinin çöküş yaşayacağına ve yok olacağını dile getirmişti. Bu araştırmalar da ona e, benzer nitelikte. Evet, ya e, bir de biliyoruz ki e, Şeyh Ahmet Yasin Kur'an'a değinen bir insandı ve e, onu yorumlayarak bu açıklamalarda bulundu. Hatta şey diyor e, ülkeler diyor e, zulüm ve gasp ile ayakta duran yapıların devamı e, yoktur yani o ülkeler yıkılmaya mah mahkumdur diyor. Hatta diyor onları diyor hani o devletleri diyor biz bireye benzetebiliriz diyor doğarlar büyürler yetişkin olurlar sonra işte e, yaşlanır yok olurlar diyor. Evet. Yani diyor işte biz diyor o ülkelere de bu şekilde bakabiliriz. Diyor. Öncesinde hani diyor e, kurulurlar. Sonrasında işte e, sürdürürler. Bir süre sonra da yıkılırlar diyor. Evet. E, ve e, diyor ki İsrail diyor 21. yüzyılın ilk çeyreğinde sonlanacaktır. diyor. Hatta sizin dediğiniz gibi 2027'ye kadar belki de İsrail diye bir devlet kalmayacaktır diyor. Evet. Rabbim görmeyi nasip etsin. İnşallah. E, ve şey diyor e, yaptığı bir diğer açıklama diyor İsrail'in... E, Bitiş tarihi şey olarak e, Allah'ın kitabına olan imandan dolayı diyor ki e, Filistin'de diyor hani 40 sene şey biçiliyor ömür biçiliyor zaman biçiliyor diyor ki İsrail'in diyor e, şey Filistin'de diyor nek oldu o da 40 senelik bir dönem diyor diyor her 40 senede bir insan işte şey nesi tükeniyor e, diyor ikinci 40 senede diyor işte intifadalar savaşlar bombardımanlar falan yaşanır diyor ve diyor üçüncüsünde yani üçüncü 40 senelik 40 senelik zamanda da diyor, Allah'ın izniyle diyor İsrail son bulacak. İnşallah. Ee, yol çetin, fedakarlık evet. istiyor ve bunun içinde elbette ki onların da yalnız olmadığını onlara hissettirmemiz gerekiyor. Tabii ki, tabii ki kesinlikle. Sizin en başta dediğiniz gibi onlar sadece kendi yurtları için e, savaşmıyor. Yani Gazze'deki insanlar bir toprak parçası için mücadele etmiyor. A, Aksa onların değil, meşid Aksa biz İslam ümmetinin. Oradaki insanlar bizim izzetimiz, bizim şerefimiz için mücadele ediyorlar gerçekten. Çünkü Aksa düşerse meşide Aksa Yahudi'nin elinde olursa biz Müslümanların izzet ve şerefi ayaklar altında olmuş olur ve o insanlar tamamen bizim izzetimizin şerefimizin ayaklar altında olmaması için mücadele ediyorlar yıllardır ve bu sebeple Biz asla onları yalnız bırakmamalıyız onlara destek olmalıyız bu her yönüyle olmalı yani aklımıza ne geliyorsa destek için ne geliyorsa aklımıza bizim o şekilde da hareket etmemiz gerekiyor yine unutmamamız lazım asla ve kat'a Gazze'yi, Gazze'de yaşananları bundan sonra onu da Allah'ın izniyle bir zafer elde ettiğimiz zaman unutmamalıyız. Unuttuğumuz takdirde tekrar eder. Bu sebeple unutmamalıyız tarihimizi iyi bilmeliyiz ve boykotu çeşitlendirmeliyiz. Ee, tek bireyle olabilecek bir şey olmasa bile koordineli bir şekilde, özellikle baktığımız zaman marketlerde boykot ürünleri en ön rafa bırakılıyor ve indirimli olarak insanlara e, tanıtılıyor. Alabilir misiniz diye hatta sorulan soru oluyor. Şimdi böyle bir şekilde bizim ne yapmamız gerektiğini iyice bir araştırmamız gerekiyor. Gerekirse marketlerdeki o e, istek kutularına koordineli bir şekilde 150 kişi koordine olarak e, öneri şikayet kutularına boykot ürünlerinin satılmasını istemiyoruz yazıları yazıp atabiliriz. E, bu şekilde e, hareket edebiliriz. Yine bu boykotu çeşitlendirebiliriz. Yani sadece biz tek değil. O ürünler o ürünler marketlerde de satılmayacak ve satılmaması için üzerimize ne düşüyorsa yapmamız gerekiyor değil mi hocam? Evet bir de şey özellikle karınca misali hiçbir zaman şey yapmamamız gerekiyor. Hani ben bunu yaptım. işte bir bende ne olur değil. İlk zamanlarda bu boykota ilk başlandığı zamanlarda şey yapıldı. Boykot ürünlerinin üzerine kağıtlar, yapıştırıldı. Hani boykot ürünü diye. Evet. Ya da işte girdiğimiz markette bu varsa Gizlemek yerine açık açık herkesin duyabileceği şekilde bu İsrail malı biz bunu alamayız gibi tepkiler göstermemiz gerekiyor. Hı hı. En azından hani oradaki yetkililer de e, hiçbir şeyin unutulmadığını, hala her şeyin devam ettiğinin farkına varması gerekiyor. Evet. Yani sessizlik bazen e, bir şeylerin üstünü örtüyor, her şeyi işte e, kapı arkasında itiyor. Ama e, biz e, biz e, Müslümanlar olarak sessiz durmamamız gerekiyor. Çünkü Gerçekten bizde de hani şey var, e, hani onların o söylediği o algıdan dolayı e, basite alınmış. basite almaktan ziyade kendimizi geri tutma var. Evet. Yani biz neden kendimizi geri tutuyoruz ki? Yani korkabileceğimiz bir durum yok. Evet. Yani ölümse zaten 5 aydır e, savaşıyorlar ki öncesinden yani 1948'den bahsediyoruz. O zamandan beri savaşıyorlar ki zaten... E, bugün belki savaşla olur ama yarın illaki biz de biliyoruz ölüm herkese hak. Evet. Yani hiçbir şekilde korkmamamız gerekiyor. Yani bizim bunu her yerde söylememiz gerekiyor. Unutulan bir ortam varsa bizim hatırlatmamız gerekiyor. Yani şu an elimizde telefonlar var. Sürekli durumları atmamız gerekiyor. Ne bileyim sosyal medya var. Sürekli bizim bunu söylememiz gerekiyor. Evet belki bazıları bundan rahatsız olacak. Belki şey diyorlardır. Hani yine attı. Sürekli bunları atıyor. Ne gerek var? Yani ne gerek var ya da yok. En azından ben bunu yapabiliyorum. Benim elimden bu geliyorsa ben bunu yapmaya devam edeceğim. Evet. Hatırlatma. Daima hatırlatma ve unutturmayacağız inşallah. Ee, teşekkür ederim davetimize icabet edip geldiğiniz için. Ee, kitap gerçekten çok kıymetli. Sizin başta da dediğiniz gibi hem bu zamanı hem geçmişi anlatıyor. O kitabı her birinin alıp okuması ve onu bir el kitabı haline getirip o, o şekilde hareket etmesi gerekiyor. Ee, yine kıymetli hocamız Eşref Muhammed Davabay'a da çok teşekkür teşekkür ederiz böyle bir kitabı ele aldığı için ve bir yol haritası niteliğinde bir kitap olduğu için tekrardan teşekkür ederim verdiğiniz güzel bilgilerden dolayı ben teşekkür ediyorum özellikle hocamıza teşekkür ediyorum Çünkü gerçekten biz bile basite alıyormuşuz güya işte hani destek olduğumuzu savunduğumuzu sanıyormuşuz ama değilmiş. değilmiş gerçekten okumamız gerekiyormuş ve hiçbir şeyin basit olmadığını e, biz de fark ettik. Evet evet kesinlikle. Bundan sonra inşallah bilinçli bir şekilde hareket etmeyi Allah Teala bize nasip etsin inşallah Amin diyelim. Inşallah, e, yok oluşlarını inşallah görmekte nasip olur. İnşallah Allah'ın izniyle. Kıymetli izleyicilerimiz bir programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başka programlarda görüşmek dile, dileğiyle Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.